Evet değerli dostlar, güzel insanlar, göstergeler al diyor videomuzun ikinci serisine. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdi Çimsa'yı söyledik, bir sonraki hissemizde devam edeceğiz. Kesinlikle arkadaşlar, şöyle yazalım. Şimdi değerli dostlar, burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Al sat tut tavsiyesi iş değildir. Bunlar belli başlı takip ettiğim göstergelerin al vermesi sonucunda ortaya çıkmış videolar olacaktır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi falan değildir. Yani biz bu göstergeler al dedi diye alırsan zarar edersin. Siz de kendi grafiğinizi yapın, bakın. Bir şekilde siz de analiz edin, araştırın, hisseyi ise ne durumdadır, kötü durumda bu, bak mesela bu ise şuradan gelmiş buraya kadar, pahalı mı değil mi, ona siz karar vereceksiniz. Ama benim yapmış olduğum bazı teknik analiz ve temel analiz sonrasında, bak temel analizi de karşı karşıya getiriyorum, iyi mi değil mi şirket, ve derlediğim bazı olaylar var. O yüzden teknik olarak şu an beğendiğimiz, şu an için alda olan hisseler, günlük bazda bakıyorum. Tabii kısa vadede 2 saatlik grafik, 3 saatlik grafik ne diyor? Ona çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü ben bu videoyu attıktan sonra, bir hafta sonra, 2 hafta sonra dönüp bakacağım. Bakalım rakamlar ne olmuş, ne bitmiş. Velhasılı kelam, şimdi Exer, değerli dostlar. Şimdi Exer teknik olarak bana söylenen tek bir rakam var. Yani şurası. 14.50'ler. Yani bana diyor ki 14.50 işlem aç. Bana diyorum. Bu benim kendim şeyim. Yani 14.50'nin üstünde kapanışlar gelir ise ben burada işlem açarım diyor ve 15 o 17.80'lere kadar gidebilecek performansı olduğunu bana dile getiriyor. Her ne kadar burada güzel bir yükseliş yapsa bile dahi bence, bana göre, hatta şöyle kısa vade grafiğini de size çizer isem daha net birbirimizi anlamış olacağız. Hatta şunların hepsini sileyim, tamam mı? Şöyle anlamanız açısından çok da böyle kafa karıştırmadan şöyle yani bir kendinize bazı çizimler yapın arkadaşlar. Yorum yapın. Bakın yorum yapın mesela. Tamam mı? Şimdi biz hep beraber yorum yapacağız bu hissede. Şimdi değerli dostlar, bu bizim için nedir? Şöyle bir farklı bir renkle çizelim. Sıkıntı olmasın. Bu bizim için destek çizgisi. Tamam. Destek çizgimiz bizim için, ya yani burayı görmesen, burayı görmesen bu bizim için direnç çizgisiydi. Tamam. Bakın şurası destek olmuş. Burası direnç olmuş. Burası tekrar destek olmuş ve şu an burada da hala destek görevini taşıyor. Şimdi kısa vadeciler için söylüyorum. Yani yarın mesela bu ise örnek diyorum. 13.38'in altında kapanışlar yapar ise stop olurum ben. Tamam mı? Çok böyle bir şeye, böyle heyecana gerek yok yani. 13.38 stop olunur. Tamam. Üstü olduğu sürece, bakın 13.38'in üstü olduğu sürece zaten ise şu an tam oralardaki seviyelerde. Çok da bir kaybınız olmaz. %1 bile değil herhalde. Yani şöyle bir bakalım. Yani %1 bile değil. Biz %1 olarak kabul edelim. %1 bile değil. Anladınız mı? 10 milyara daha ne kadar kaybın olabilir ki? Velhasılı kerem, bakın 13.38'de bizim destek noktamız var. İyi de bir destek sayılabilecek seviyelerdir değerli dostlar. Şimdi burada ikili bir dip formasyonu rahat bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ikili bir dip formasyonu var dememiz için iki tane çizginin yan yana olmaz kaidesi yok. Bu şöyle de olabilir. Bu böyle de olabilir.
Tamam. Böyle de olabilir. Bu şöyle de olabilir. Anladın mı? Yani çok öyle bir kaidemiz yok. Yani hep böyle yan yana olacak diye bir kaidemiz yoktur. Değerli dostlar, güzel insanlar. Şimdi burada bir ikili dip formasyonumuz var. Şu formasyonun hedefi şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş beklenilebilir. O da neresi oluyor? 15-40'lar. Bakın şurada bizim direnç dediğimiz bir seviyeyle karşı karşıya geliyor. Demek ki kısada bize ne diyor bu hisse? Yani diyor ki 15-40'lara kadar gidebilecek bir performansım var diyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bir önceki grafiğini, ekran görüntüsünü alıp yanınızda bekletebilirsiniz değerli dostlar. Bu da kısa vadeciler için söylüyorum. 13-38 altı kapanışlar gelirse stop olunur değerli dostlar. Şimdi günlük grafiğimize gelip tekrar başlayalım kaldığımız yerde. Şöyle yani bu görüntü de çok ciddi bir görüntü ha. Yani böyle her baba yiğidin yapabileceği bir görüntü değil. Zaten buradaki kırılım gerçekleşmiş. Ondan sonra ne olmuş? Yükseliş yapmış, dirence takılmış, dirençten sonra desteğe geri gelmiş, destekten sonra yarın, bakın yarın bir hareket gelir ise, bakın yarın şöyle bir hareket gelir ise, tamam mı? Yani bu tavan olabilir, %5 olabilir, %1 olabilir, %2 olabilir. Ve diyeceğiz ki tamamdır, artık 15-40'lara kadar takip edilebilir. Hatta şöyle ki biz ne demişiz? Şurada 18'e kadar gidebilecek bir performansı var normalde. Ama biz 15 ile 16 TL bandına kadar takip edebiliriz. Hani 16.50'ye kadar, ya şuradaki tarihi zirveye kadar takip edilebilir. Burada insanlar çıkış yapabilirler. Bir 15-40'a tekrar bir geri çekilmeler olabilir. Ondan sonra tekrar yolumuza bakabiliriz. Bu benim şahsi fikrimdir, öngörümdür. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Milletin dediğine inanmayın. Benim de dediklerime inanmayın. Çıkmayabilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Doğaş. Bunu geçen gün paylaştık. Şimdi hisse eksi 3. Hatta dün paylaştık arkadaşlar. Hisse eksi 3. O yüzden diyorum ki günlük grafiklerde hisselerin düşmesi eksi 3, eksi 4 düşmesi çok da önemli bir şeydir. Hatta teknik olarak arkadaşlar 24-22'de desteğimiz olduğunu zaten söylemişiz. Ama şurada böyle kısa vadede neler yapar hocam diyecek olursanız kısa vadede şöyle bir görüntü sezilebilir. Yani tamam 25-54'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama ben teknik göstergelerin şu an alda olduğunu söyleyebilirim hala. O yüzden bu hisseyi de paylaştım. 32 TL, yani belki çok bir hedefi yok. 32 TL'ye kadar takip edilebilir. Bu da bizim için önemli bir seviye, önemli bir kazanç olabilir. Önümüzdeki zaman diliminde bu da burada kalsın. Şimdi bir sonraki hissemiz nedir biliyor musunuz? Tekfen. Şimdi, gerçekten çok beğendim. Tekniğini şu an çok beğendim. Teknik göstergelerin alda olduğu bir hisse şu an. 15-70'e kadar güzel bir tepki bekliyorum açıkçası bu önümüzdeki günlerde. 15-70'de satış yiyebilme ihtimali yüksektir tabii. Orada da bir düzeltme hareketi yaptıktan sonra ağır bir hisse biliyorsunuz. 17-65'e kadar gidebilecek bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Zaten burada momentum ve ERA sayımız da teknik olarak alda olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki hissemiz hangisidir biliyor musun? Bilmiyorsun. Enerjisa değerli dostlar şu an öyle bir yerde ki yani öyle bir yerde ki çok ciddi bir yerde. Bakın göstergelerimiz alda. O yüzden ben bu hissenin çok hızlı bir şekilde prim yapabileceğine inandığım bir seviyeyi yazdım buraya 12.80'ler. 12.80'lere kadar bir tepki alabileceğimi düşünüyorum. Enca sağda kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Stop noktası ne olur hocam? Diyecek olursanız yani açıkçası şu an zaten kısa vadeciler için stop seviyesinin hemen yanı başında. Şöyle
bir stop seviyesi konulabilir. Kesinlikle en güzel yer. Çünkü hem destektir hem de direnç olmuş zamanında. 10-70'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bakın ağzımdan çıkan cümleye dikkat edin. 10-70'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir ama korkulacak hiçbir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Teknik göstergenin al olduğunu söylüyorum. Belli taramalarımda da geçtiği için ben bu hisseyi söylüyorum. 12-70'e kadar gidebilecek rakamlarıma dikkat edin arkadaşlar. Çünkü benim vermiş olduğum rakamlar destek ve dirençlerdir. Destek ve dirençlerde indi bindiler olur. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Şimdi kesinlikle tabii ki bunlar benim öngörümdür. YTD'dir. Bir sonraki hisse kızacağız. Kızacağız. Değerli dostlar, gerçekten teknik görüntüsünü çok beğendim bir ise, benim de portföyümde olan bir ise, ben hatta değerli dostlar tam böyle desteğe çok yakın bir yerde alım yapmışım. Ve maalesef ki 2 haftadan fazla bir bekleme sürecim var şu an. Yani 2 haftadır hala içindeyim. 2 haftada hangi hisseye girseydim daha güzel prim alabilirdim ama hisse zaten onayda, biliyor musunuz? Hisse zaten onayda. Ve beni bekletiyor. İşte teknik analiz böyle bir şey arkadaşlar. Onay görüntüsü olur. 2 hafta boyunca seni bekletebilir. Ama onay var arkadaşlar. Onay var. Ben bu hisseden çıkmam, kusura bakma. Yani niye çıkayım? Benim takip edeceğim rakamlar ekte belirteceğim gibi 3.74 ve 4 TL'lerdir. Bu 4 TL'ye kadar taşınabilir. 3.74 ile 4 TL arasında taşınabilir. Çünkü burada destek ve dirençlerimiz söz konusu. Öbür türlüsü, yani uzun vadede beklenilebilirse şuradaki rakamlar gelebilir. Oradaki rakamları yazmadım arkadaşlar. Kendi yapacağım işlemi söyledim diye burada 3.74 ile 4 TL bandı baz alınabilir. Ama burada tekrar 4.60'lar ve hatta 5.20'lerin de olduğunu söyleyebiliriz. Ama işte orta ve uzun vadede olmak şartıyla, ama bu kısa vadede de olsa şaşırır mıyız? Şaşırmamamız gerekiyor. Çünkü performans var, kırılım gelmiş. Ben kırılımın 4 ile 4.50 arası, yani 4.60 arası yapabileceğini düşünüyorum. Bu tepkinin şu an zaten onayda. Ben burada gelebilecek atakla 4 ile 4.50 arası bir marş bekliyorum açıkçası. Tıracağız da. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu video serimiz güzel tutulur ise, beğenilir ise arkadaşlar, bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Yaklaşık 7-8 saattir bilgisayar başındayız. Emeğimizin karşılığını beğeni tuşuna basarak alacağımıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merak ettiğiniz hisseleriniz varsa, merak ettiğiniz bir tarama varsa, hocam şöyle MACD aldı olup RSI'nin 30'un altında bilmem ne yapan, şöyle ufaktan böyle bir tarama isterseniz aklınızda, yani şu gösterge şöyle olsaydı yapsanız, ben size günlük olarak belli bir tarama dosyasını da atarım sizlere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.